Bu videoda karşınıza okuma Azores makinelerle çıktık arkadaşlar. Herkese selamlar diyerek başlayalım. Şimdi neden okuma Azores? Okuma Azores aslında bir jig makinesi. Bu jig makinesinin çok geniş bir kullanım alanı var. Teknelerde işte 6500'lüklerini teknelerde kullananlardan, 4000'liklerini spinde kullananlardan, boğazda kurşun arkası yapanlara kadar Azores makinelerinin çok geniş bir kullanıcı kitlesi var arkadaşlar. Çok geniş bir kullanıcı kitlesi olan Azores serisinin şimdi yeni versiyonu çıktı karşınızda. Bu eski versiyon Azores, bu yeni versiyon Azores. Elimizde iki tane 4000'lik yani eski ve yeni olarak 4000'lik Azores'ler olduğundan dolayı iki makine arasında hem görsel kıyas yapalım hem de teknik özelliklerini anlatalım ve teknik özelliklerini kıyaslama yapalım diye karşınıza oturduk. İkisi de 4000'lik. Azores yeni makine. Azores XP4000H yani hızlı versiyon ve yavaş versiyon olarak iki tane makine çıkardı. Eski Azores'lerde tek bir versiyon vardı. Tek bir sarım vardı. Muhtemelen benim fikrim bu. Boğazda kurşun arkası yapanların ya hızlı değil de yavaş makinede istiyoruz gibi taleplerinden dolayı Okuma'nın distribütörü Okuma'ya bu durumu iletti ve yeni Azores'lerde iki versiyon. H olan hızlı sarımlar ve H olmayan yavaş sarım versiyonları çıktı. Şimdi ben size kutu özelliklerinden hemen ağırlık, gramaj gibi vesaireleri kıyaslayacağım. İkisi de 7 bilyeli, artı artı 1 bilyeli. İşte bu bilyeli teknolojileri aynı. 6 tanesi HPB, bir tanesi de RB dediğimiz tuzlu suya dayanıklı bilyelerden oluşuyor ikisi de. İkisi de bu hızlı versiyonları kıyaslıyorum ben. İkisi de 5-8-1 devirli. Yani bir turda 91 santim, 4000'lik bir makine bir turda 91 santim geriye sarabiliyor. Gayet başarılı bir oran. Ağırlıkları 335 gram. Bunun ağırlığına bakmam lazım. Eski versiyonun ağırlığı kutuda yazmıyordu. Onu hemen söyleyeyim size. 341 gram. Bu 341 gram, yenisi 335 gram. 6 gramlık bir hafifleme var. Çok kayda değer bir şey değil. Yani bana sorarsanız hemen hemen aynı makine. 13 kilo drag var. Eskisinde ne kadarmış ona da bakalım hemen. Eskisinde de 13 kilo hatırlıyorum. Aynen. Eski makinede de 13 kilo drag var arkadaşlar. Yani teknik özellikler anlamında, daha doğrusu teknik kapasite anlamında iki makine yine birebir aynı. Gramajından drag gücüne. Yeni versiyonla eski versiyon teknik kapasite açısından aynı dedik. Yani işte drag gücü ikisinde de 13 kilo, 7 bilyeli, 6 artı 1 bilyeli, 6 tanesi HPB, bir tanesi RB şeklinde. İşte DFT özelliği, Hypro Block dediğimiz yani su geçirmeme özelliği vesaire iki makinede de var. Niye böyle bir ihtiyaç duydu? Okuma neden böyle bir yeni makine çıkardı? Bana sorarsanız birkaç teknoloji farkını ekleyerek Azores'i güncelledi ve iki makineyi de tercih fiyat farklılığı da koydu. Yeni makine biraz daha 200-300 lira civarında, 200 lira civarında daha pahalı. Bir tercih sundu kullanıcıya. Şimdi teknik özelliklerindeki farklılıklara bakacağız. Çünkü eski versiyonda bildiğimiz, hemen hızlıca geçelim. RFS2, Aluminium Construction, Quickset Anti-Reverse, Karbon Keçeler, yani şu kapakların altında karbon keçeler var. Hydro Block, HPP, DFD, Dual Force Drag, Dual Force Drag gibi özellikler aynen bu makinede de var. Farklı bir şeyler var mı? Hemen ona bakayım ben bu arada. Neler varmış onları görelim. İşte korozyona dayanıklı kaplamalar varmış bu makinede. Bunda da vardı aslında ona bakarsanız. Şimdi ikisinin de teknolojilerine baktığımızda aslında çok bir fark yok. Neredeyse birebir makineler. Görsel tasarımda bazı değişiklikler yapılmış. Aslında topuz aynı. Kol, alüminyum kol. Bunda da bunda da alüminyum. Ama bu alüminyum siyah. Bu alüminyum beyaz. Hatta şunu deneyeceğim. Kolu çıkarıp ona takacağım. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi eski makinenin kolunu yeni makineye taktık. Yeni makinenin kolunu eski makineye takacağız şimdi. Bu teknik açıdan kolda uyumluluk açısından bir farklılık olmadığının kanıtı zaten görüyorsunuz. Şimdi bir adım daha ileriye taşıyacağım. Kafaları da değiştireceğim. Kafaları da bakalım. Çünkü kalama telinin yapısı, eğimleri, bilyenin bulunduğu yer, kalama telini açtığınızdaki şu malzeme tamamen aynı görünüyor. Yani yeni
görsellik dışında çok bir fark, yani görsellikten de kastım tasarımı değil de renkleri falan değişmiş. Yani şuradaki şu vida bile birbiriyle aynı arkadaşlar. Zaten gördünüz, kolu çıkardım, oraya taktım. Milde bir değişiklik var mı? Yok. Aynı mil ve aynı milin üstündeki aynı kalınlaştı. Yani çok güçlü bir mil var bu makinede arkadaşlar. Yenisinde de aynı şekilde. Dual Force Drag dediğimiz, yani şu Dual Force Drag ikisinde de var. Şu milin üstündeki ekleme, sarı metal kısım mili iyice güçlendiriyor. Kapak işleri de, ya kapak işleri de birebir aynı arkadaşlar. Kapak işlerinde de teknik açıdan bir fark yok. Şu dediğim gibi tasarımsal açıdan değiştirilmiş, hava kanalları eklenmiş, delikler eklenmiş. Şimdi bunu buna taktığımda göreceğiz ne olacağını. Hep beraber bir fark olup olmadığını. Kalama kapakları bile aynı arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Üçüncü versiyonu da çıkartmış olduk. Bambaşka bir video çıktı ortaya Melih. Ben bu kadar beklemiyordum. Ama doğal, genelde makinede, arabalarda da bu hep böyle oluyor ya. Seninle konuşuyorum şu anda, sana anlatıyorum. Yani ufak tefek makyajlarla yeni versiyonlar çıkarılıyor. Bu çok tutan makinelerde yapılan bir şey. Yani Azores rüştünü ispatlamış, çok tutulmuş, harika bir makine. Bunu işte içindeki dişlisiyle veya kasasıyla falan çok oynayıp da bozmanın bir alemi yok. Ama kullanıcı da yeni bir versiyon talep ediyor. Neden yenisi çıkmıyor? Neden yenisi çıkmıyor? Evet, işte böyle yenisini yapıyor üretici. Yenisini çıkartıyor. Neredeyse özellikleri birebir aynı. Hatta onun kafasını çıkarıp ona takıyorsunuz. Herhangi bir uyum sorunu yok. Onun kafası, yani yeni versiyonun kafasını ve kolu eski gövdeye taktık. Ve birebir dört dörtlük çalışıyor. Dediğim gibi çok kendini ispatlamış ve çok talep gören makineler bu şekilde update ediliyor. Arabalarda olduğu gibi ufak tefek makyajlamalarla. Teknik özelliklerinde vesaire herhangi bir fark yok. Birebir aynı makine, makyajlanmış. Arada da cüzi bir fiyat farkı var. İkisini de gönül rahatlığıyla alıp kullanabiliyorsunuz. İki tane 4000'lik makineyi gördüğünüz gibi teknik açıdan kıyasladığımızda herhangi bir fark yok. Ama bu herhangi bir fark olmaması sakın aklınıza bir soru işareti getirmesin. Yine tekrar ediyorum. Okuma Azores rüştünü yıllardan beri ispatlamış bir makine. Onun içinde çok fazla değişikliğe gerek yok. Bu sebeple sadece makyajlanarak yeni bir makine çıkarılmış benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü ağırlığında bile çok fazla bir fark yok. Kollar birbirine uyuyor, makine yatakları birbirine uyuyor. Gövde vesaire tamamen birebir birbirinin aynısı. Sadece renkler değişmiş. Hatta tekrar şuradan, tabii bakın şurada gövde kapaklarının vida yerlerinde bile bir değişiklik yok. Gövde kapaklarının, özür dilerim, kol karşılığı olan vidalı kapağın da çevresindeki kapakta bir değişiklik yok. Sadece renkler değişmiş. Ama güzel, tasarım açısından güzel bir makine ortaya çıkmış. Teknik açıdan, teknik kapasite açısından herhangi bir fark yok. İki makineyi de, yani eski versiyonu da gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Yeni versiyonu da gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Zaten şöyle, mesela hani diğer markalarda, diğer üreticiler yeni bir versiyon çıkardı mı eski versiyonun üretimini bırakıyorlar. Ama Okuma'da öyle değil. Okuma'da bu ürün hala gelmeye devam ediyor. Yani eski versiyon. Onun için artık bunu eski versiyon demeyelim. Buna mavi Azores, Azores Blue diyelim. Buna da Azores XP diyelim. Yeni Azores'e de Azores XP diyelim. Eski yeni demeyelim. Çünkü halen üretimi devam ediyor. Üretimi devam ediyor bilmiyorum ama ürün gelmeye devam ediyor. Yani tedarikçiden biz Azores Blue'yu istediğimizde Azores Blue'yu temin edebiliyoruz. İki makine arasında yine tekrar ediyorum. Teknik açıdan, teknik kapasite açısından bir fark yok. Belki kullanılan dişlinin materyali, malzemesi, kullanılan kalama kapağının altındaki contanın malzemesinde ufak tefek farklılıklar olabilir ama teknik speksini incelediğimde bir fark göremedim. Tasarımsal farklılıklar var. İşte siyah seven bunu alsın, mavi seven bunu alsın. Dört dörtlük bir makine. Bu Azores'i kimler nerede kullanabilir? Buna gelelim. Azores de çok geniş bir
yelpazeye sahip. Biz 4000'likleri kıyasladık ama 3000'likten 8000'liğe kadar, yanlış hatırlamıyorsam 8000'liğe kadar Azores'ler var. 3000'liği 4000'liği spinciler, hatta 4000'liği shorjikçiler, 5500'ü de shorjikçiler kullanabiliyor ama ondan sonrası ve yukarısı 6.5-8'ler. Yeni versiyonda 6-8 de olabilir bu. 55'likten sonrasını genelde çok büyük balık avlayan, teknede ya da teknede büyük balık avlayan jikçiler ya da yemliciler kullanabilir. Ama Azores'in en güzel yanlarından biri İstanbul'da kurşun arkası, Boğaz'da kurşun arkası disiplini var biliyorsunuz. 200 gram, 250 gram kurşunu surf kamışlarla atıyoruz, çekiyoruz. İşte bu makine o iş için çok uygun bir makine. Jik makinesi, milinin kalınlığını gördünüz. 250 gram takılsa bile bu mili kolay kolay eğemez, bükemez. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bence Okuma'nın bir de Salina diye bir makinesi var Okuma'nın. Salina da o konuda çok başarılı. Genelde shorjikçiler ve denizciler bunu, ya yani botçular, tekneciler bu makineyi kullanıyor ama ben yine söylüyorum, spincilerin ve kurşun arkasıcıların, kurşun arkası yapanların gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceği bir makine. 1000, yani boyutuna göre 1000-1500 bandında bir makine, 1000-1300 bandında bir makine TL olarak. Çok başarılı, benim çok sevdiğim ve gönlüm rahat bir şekilde önerdiğim bir seridir Okuma'nın Azores serisi. Umarım elimizden geldiğince anlatabilmişizdir, faydalı olabilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz ya da bize ulaşabilirsiniz. Makineleri görmek isteyenler İstoç 4. Ada 82 numarada Balık Saati mağazamızda hizmetinizdeyiz. İstediğiniz zaman gelip görebilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 659 52 51. İşte balıksaati.com, Facebook sayfamız vesaire, hepsini biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.